Merhaba YouTube. Otobanın kenarındayız. Abi İstanbul'dan dönüş yolundayız. Şu an köprüye doğru gidiyorum. Hangi köprü olduğunu bilmiyorum. Biraz sert çıkacağım. Arkadan bir grup geliyor. Otobandayım. E5'liyim yani. Buralar bayağı kalabalık bu saatlere rağmen. Ama gerçi şöyle bir şey var. Daha kalabalık. Çoğu zaman daha kalabalık görüyordum burayı. Tam böyle saat 12.30 falan şu an. Biraz daha sakin diye bahsediyorlar hafta sonu olduğu için sanırım. Bakalım, çıktık yola. İstanbul'da bir buluşma yapamadım. Neden derseniz özel bir işim için geldim. Yani özel hayatımla alakalı bir şeyler için, biraz da tatil için gelmiştim. Birkaç arkadaşla buluşalım dedik, buluşamadık. Nasip olmadı, fırsat olmadı. Öyle olunca böyle çok kanal içerikli bir İstanbul yolculuğumuz olmadı. Biraz daha şahsi bir İstanbul yolculuğu oldu. Vallahi böyle hiç bilmediğimiz bir şehirde böyle insanların bizi tanıması, etmesi, böyle yakın davranması gerçekten güzel bir his. Kusuruma bakmayın, tekrar söylüyorum. Birazcık böyle oldu bu sefer. O da dediğim gibi işte biraz şahsi, hani biraz daha böyle bir tatil, hani çünkü yoğun bir tempo bekliyor bu sene. O yoğun tempoya hazırlık olması adına biraz daha böyle bir saldık gibi bir şey oldu. İstanbul trafiği çok değişik vallahi. Yani şerit mesela Ankara gibi değil. Ankara'da mesela cercuk böyle aradan sıradan böyle çıkarsın edersin, şerit takip edersin falan. İstanbul'da pek öyle yok. Tam böyle şerit takip ediyorum zannediyorsun. Tak önün kesiliyor falan böyle. Hani bu yolun böyle yapısını bilenler tıkır tıkır gidiyorlar falan böyle. Çok değişik geldi bana yani. Böyle biraz zorlandım hani hızlı gitmekte. Öyle hızlı gitmiyorum ben de artık öyle olunca. Yavaş yavaş gidiyorum işte. Trafikte çok yok zaten ki şöyle bir şey var. Hızlı gidiyorsun gidiyorsun. Tak bir trafik sıkışıyor. Kalıyorsun orada. Zaten tak 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 böyle enseye diziliyor herkes. Yani o yüzden çok anlamı yok. Yani benim için en azından bilen adamlar belki buralarda patır kütür gidiyor olabilir. Velhasıl kelam. Tekrar söyledik velhasıl kelamı. Bu şekilde abi. Yoldayız. Dediğim gibi dönüyorum. Dilime dönüyorum. Bu arabanın bir satılma işi vardı. Bundan bir önceki videomda, ya daha doğrusu hani o videoyu ayrı bir video olarak koyacağım. O videoda gördünüz zaten hani satılacaktı, edecekti. Dediğim gibi işte aradılar, ettiler. İlgilenenler var. Ya ben satma taraftarı değilim. Ailem satma taraftarı değil. Kimse hani satmamı istemiyor. Ben de hani hakkını istiyor gibi düşünüyorum. Çünkü dolar euro'dan ziyade, yani dolar euro arttı, piyasalar değişti. Hani sonuçta bir sürü mesele oldu yani. Bir sürü bir, yanlış anlamayın, navigasyona bakıyorum. 22 kilometre sonra sağa gireceksiniz diyor. Yani daha var o zaman. 15 Temmuz'a girmiyoruz herhalde. Girmiyoruz, diğer köprüden gidiyoruz sanırım. Bilmiyorum, tam İstanbul'u bilmediğim için. Dediğim gibi satmamı istemiyorlar. Hani ben de dolar euro hani onu demeyeceğim. Yani çoğu şey artık hani dışa bağımlı, böyle bir dolara bağlıyız. Çünkü dış piyasada dolar işlem görüyor. Dolarla işlem yapılıyor. Firmalar dolarla işlem yapılıyor. Bir şey yapacak adam, mesela bir çiftçi adam tarım makinesi bir şey yapmak istiyor. Özel işte sulama bir şey mesela Amerika'dan alıyor. Ya da Amerika'dan bile almasa adamın aldığı yer dolarla çalışıyor falan. Fırsatçı abilerimiz. Bu şekilde şeyler olduğu için hayatta her şey pahalanmaya başladı. Yapacak bir şey yok. Ama şunu demek istiyorum. Yani bu araba bir piyasa. Arabalar bir piyasa. Sonuçta belli paralar veriliyor, alınıyor bu araba. Hani şu gözle bakabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu arabanın sıfırı mesela 100 bin liraydı. İşte şimdi nasıl bu paralar oluyor diyorsunuz falan mesela. Ama şimdi oradaki 100 bin liranız, hani 100 bin liranızın satın alma gücü diyeyim yani. Hani o zaman 100 bin liraya bu araba satın alınıyordu. Ama mesela işte bir evin yarı parası da çıkıyordu. İşte şimdiki 100 bin lira bir evin çeyreğinin anca yetiyor, bir şey oluyor. Aynı evin mesela. Hani piyasa işi biraz değişik.
Bir de hani arz talep de işin içine giriyor. Yani bir malın bir kıymeti var kardeşim diyebilirsiniz ama bir malın bir kıymeti varken bunun bir paritesi de var. Yani böyle bir olay da var. Bunu yani gözden çıkaramayız kesinlikle. Çünkü bu hayatta yaşıyorsunuz. Yani ben hani bu şeye benzer. Ben hep 50 liralık benzin alıyorum. Ben hep 50 liralık mazot alıyorum demeye benzer. Hani o yüzden bir şey de diyemezsiniz fazla. Çünkü artıyor yani fiyatlar. Bunu hani sen aldın ucuza aldın pahalıya sattın gözüyle bakılıyor. Benim için değil, herkes için öyle. Şu an yüksek satan herkes için öyle. Ama şu var, piyasada şimdi ben mesela bunu satıp alacağım araba da yüksek fiyatlı. Hani öyle bir olay da var. Hani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden hani fiyatlar artıyor. Ney bu, carttı, curttu, bilmem neydi derken bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Dediğim gibi alım gücünüz düşüyor. Alım gücünüzün düştüğü gibi yani paranızın kıymeti de azalıyor. O yüzden fiyatlar artıyor. Ama şunu da eklemek istiyorum kesinlikle. Sıfır arabaların şu anki mevcut fiyatları gerçekten olur düzeyler değil. Yani insanlar nasıl alıyor, nasıl satıyor bilmiyorum ama bu fiyatlarda bu arabalar gerçekten olacak iş değil. Piyasa şişti iyice. Sıfır araba alan insanları ben anlamıyorum. Yani bundan birkaç ay sonra falan ne bileyim hani birkaç ay sonra demeyeyim de daha doğrusu geçen sene de yaklaşık durumlar oldu. Tabii bu kadar yükselmedi piyasa fakat geçen sene de şöyle bir durum oldu. Yıl sonunda kimse neredeyse kimse demeyeyim de çoğu firma çoğu acente ulaşamadı kendi seviyesine. Ulaşamadığı gibi hani satış seviyesine ulaşamadığı gibi 2017 model arabalar 2018'in neredeyse hani Mayıs'ına, Haziran'ına hani ne bileyim Nisan'ına hani Nisan, Mayıs, Haziran yani bu tarihlere kadar acentede arabalar kaldı, sıfır arabalar. Uygun fiyata bu arabalar verildi falan. Hani böyle şeyler oldu, böyle olaylar oldu. Ben seneye bu vakitleri merak ediyorum nasıl olacak. Yani seneye bu vakitte değil de 6 ay sonrasını ben çok merak ediyorum. Nasıl olacak, nasıl gidecek yani çok tahminim var, çok düşüncem var ama burada böyle söyleyip de böyle tongaya düşmek istemiyorum. Çok merak ediyorum nasıl olacak, nasıl bitecek. Bu işler nasıl böyle bir aydınlığa çıkacak. Bakacağız, göreceğiz. Olacak yani bu ülke ekonomisi sonuçta. Ülkemiz, hepimiz yaşıyoruz. Bunlar göz önündeyken abi bizim vatandaşın yapacağı şey de bana göre tasarruftur abi. Tasarruf da nedir? Hani biraz daha böyle keyfi harcamaları düşürmek, biraz daha az harcamak, biraz daha anlamlı harcamak. Az değil de yani harcıyorsanız da hani anlamlı harcamak, boşa para harcamamak gibi hani öyle bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü yani gidişat kötü, görüyorsunuz her yerde. Hani kötülüğü lanet olsun öldük bittik şeklinde değil de bu arada Boğaz'a geldik, bir Boğaz izleyelim. Dediğim gibi hani öldük bittik lanet olsun da şöyle böyle kötüye gidiyor şeklinde değil de kötüye giden bir durum var. Ve hani biz bu hayatı yaşıyoruz. Kötüye giden bir durum olduğundan, bu hayatı yaşadığımızdan. Hani bunu böyle dramatikleştirmek yerine biraz daha çözüme odaklı, biraz daha ileri görüşlü, biraz daha önümüze bakarak yaşarsak hepimiz için çok 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 daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hani kendimizi böyle yakmak yerine, böyle dağlara, böyle taşlara vurmak yerine biraz daha anlamlı yaşamaya çaba sarf etmek herkes için yani bu toplum için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle yazılıyor, çiziliyor işte Twitter olsun hani bu konuda çok şey, çok sıkıntılı bir yer. İşte ne bileyim Instagram yorumları, işte YouTube yorumları falan olsun. Bunlar böyle tabii böyle baktığınız zaman, okuduğunuz zaman veya işte ana haber bültenleri şu bu. Böyle bir böyle bir insanı gaza getirici, böyle insanı böyle hani mantıkla, akılla değil de hisleriyle hareket etmesine sebep olacak şeyler görüyorsunuz. Hani böyle olmaması lazım. Daha sakin, daha böyle aklı başında davranmamız lazım. Bu saatten sonra artık çünkü hani memleket bu, hepimizin memleketi. Hadi kapatıyoruz gidiyoruz diyemeyeceğimiz için elimizde olan şeyleri en iyi şekilde değerlendirip durumlarımızı en iyi şekilde
vardırmamız gerekiyor. Bu konuda da bütün topluma bir görev düşüyor. Bu görev de hepimizin, dediğim gibi, görevden bir daha aynı şeyden bahsetmemize gerek yok. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Güzel güzel yaşayalım, gidelim inşallah bu toplumda. Hani araba kanalsın, işte bir önceki videon işte finans bilmem ne, insanlara kredi çek diyorsun falan, çok fazla yorum geldi. Abi o hani hiç parası olmayıp da böyle sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışırken kredi batağı, borç batağına sürüklemek gibi bir video değil kesinlikle. Bir daha izleyin derim. O videoda sadece hani belli bir alım gücü, belli bir varlık, belli bir gelir seviyesindeki insanlar için hani biraz daha böyle hani insanın hayat kalitesini arttırma çabasıdır bu. Hani premium araba, araba diyorsunuz mesela. Ama hani basit şeyler bunlar. Yani biz çok büyütüyoruz gibi gözüküyor ama değil abi. Sonuçta insanlar var. Bütün sene çalışıyor, bütün sene kredi ödüyor, bütün sene borç ödüyor. Sene sonunda bir hafta 10 gün tatile gidiyor mesela. Adam diyor ki bu benim diyor hayat kalitem diyor. Benim hayat kalitemi arttırmak içindir diyor. O orijinal M5 mi acaba? Uf. Sanırım orijinal M5. Ey maşallah. Bayağı güzelmiş. Ya böyle şeyler de var işte İstanbul'da olunca. Velhasıl kelam. Aklım uçtu vallahi orijinal M5 olunca. Velhasıl kelam, araba işi dediğim gibi hayat kalitesi. Hani benim hayat kalitem yükselsin diye araba alıyor çoğu insan. Hani bu konuda da ben bu hevesler, yani güzel arabaya bineyim hevesi olan insanlar için bir yön, bir hani yön demeyeyim de bir fikir sunmaya çalıştım. O videonun amacı da oydu. Yanlış anlaşılmasını istemem. Bu şekildeydi hocam. Şimdi sizi timelapse'lara davet ediyorum. Hadi görüşürüz. Osman Gazi'deyiz. Çok güzelmiş bu köprü ya. Valla. Hafif yüksektesiniz. Bariyerler de böyle görünür bariyer. Çok gerçekten zevkli yani. Tüyler diken diken böyle. İlk kez geçiyorum ben de. Ben böyle büyük şeyler, yani ulu şeyler. Hani mesela yük gemileri olsun, işte köprüler veya ne bileyim böyle yüksek yapılar, büyük yapılar çok hoşuma gitmiştir her zaman için. Bu yol da neden böyle bu kadar etkiliyor beni? Çünkü iki kıtayı birbirine bağlıyor. Boğaz gibi ama hani böyle uzun falan, böyle bir insan böyle bir şey yapıyor. Vay arkadaş diyor yani. Mevzu güzel. Tık diye indik şimdi Yalova'ya. Yalova'ya mı indik? Tam emin değilim. Yalova'ya indik sanırım. Buradan İzmir tarafına geçeceğiz. Böyle bu güzelmiş bu köprü gerçekten. Buraya gelene kadar biraz sert geldik. Bir tane G30'la bayağı bir otobanda şöyle şey yaptık. Coilover'lu güçlü Leon'umu arıyorum tabii o işlerde. Bakalım şimdi. Bir de ödemesini yapalım. Buranın ödemesi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hatta şurada bir durup araştırayım ödemesini. Çünkü gişe de var sanırım, kredi kartı nakit diye. Gişeden ödeyeyim olmazsa, çünkü HGSM'de yer yok. Kredi kartına durduk bizde. Çok da beklemeyeceğiz ya. 2-3 araba bekleyeceğiz herhalde. Bu arada durmuşken telefonuma bakayım. Timelapse'larda fark edeceğiniz üzere telefonu daha çok daha az elime almaya çalışıyorum. Bu mesajlar vites topuzuyla alakalı. Vites topuzu aldım arabaya. Audi A6 vites topuzu aldım hatta. Neden A6 vites topuzu aldım? Abi Passat'taki vites topuzu, çoğu Volkswagen marka arabada aynısı var birebir. O yüzden biraz daha böyle premium hissi olsun babında
şey aldım. Dur bakalım. Şunu ödeyelim. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi burayı HGS ile de geçebiliyor musunuz sanırım ama ben hani size şey olsun babında, size de içerik olsun diye düşündüğüm için nakit ödedim. Yani HGS takibi biraz zor oluyor benim için. Kolay gelsin. 19.90'mış. Teşekkür ederim, sağ olun. %9.90'mış. Bu otobandan sonraki o yol. Yaklaşık 50 kilometre mi 60 kilometre mi artık bilmiyorum. Otoyol yatırım ve işletmesi anonim AŞ. 20 liraymış bu yol. Özel bir yol burası. Aynı İstanbul'da karşılaştığımız gibi. Böyle. Paralı yoldan paralı yola çıktık. Paralı yoldan devam ediyoruz. Şimdi de normal otobana çıkacağız herhalde. HGS'si olanlar beklemesin diyor. HGS'mizi nereye koymuştuk? HGS'mizi buraya koyduk. HGS'yi ben Öncan filmi için çıkarmıştım. Yapışkanı gitti. Yapışkanı gittiği için yapıştıramıyorum. Bir de böyle bir kap var, daha doğrusu bunu söylememiştim. Bu kabı hepsi buradan almıştım sanırım. Şöyle takıyorsunuz bu kabı. Yani normalde işte şu kısımlar, bu aynaların, aynanın yanındaki bu siyah fileli gibi olan kısımlar bu işler için, yani böyle malzemelerin yapışması için olan yerler. Yani oralara yapıştırmanız gerekiyor. Bunu da alıp böyle o tarafa yapıştırabilirsiniz. Benim burada kafas kamerası olduğu için kafas kamerası deniyor. Yani bu şerit takip ve ışık asistanının kamerası olduğu için burada. Hani bunu böyle sığdıramıyorum oraya, böyle temiz gözükecek şekilde. Böyle yan koymam gerekiyor. Yan koymak da ben istemiyorum. O yüzden böyle hani çok HGS işim olmadığı için normalde. Yani şu sıra çok fazla HGS oldu ama şöyle tutuveriyorum böyle HGS'den geçerken. Hani o şekilde bir çözüm buldum. HGS işim çok olsa tabii ki yapıştırırım ama çok fazla olmadığı için gerek yok. Öyle olduğundan
dursun, idare ediyoruz o şekilde. Böyle. Ben yola devam. Siz timelapse'lara devam. Saat 7 oldu. Bir saatlik daha yolum kaldı. Ben ufaktan kapatayım videoyu diye. Evet arkadaşlar, bugün de böyle muhabbet, sohbet ve yol videosu hepsi beraber oldu. Uzun video istiyorsunuz, ondan böyle hiç bölmeden yapıyorum bu videoları. Aslında bir 3 video falan çıkardı buradan ama. Böyle olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben sizi kapatayım çünkü şimdi bile görüntüm böyle gitmeye başlamıştır. Hava kararmaya başladı çünkü artık kış. Hadi görüşürüz.